bu suikast girişiminin ve Amerika'da olup bitenlerin piyasalara, bizim alım gücümüze, enflasyona ve ekonomiye etkisi. Onu da çok değerli bir isimle ve dostumla, Devrim Ak'la konuşacağız. Kendisi hem bir uzman, hem yatırım uzmanı, hem danışman ve Devrim şu anda yayınımıza. Devrimcim hoş geldin. Hoş bulduk Özlemciğim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim hayatım. Sen sabahtan beri çılgın gibi bu milyonlarca soruya cevap veriyorsundur zaten. Abi ne olacak diye. Lady Malumat diye bir stand-upçı var. Instagram'da takip ediyorum. Erkeklerle ilgili bir video çekmiş. Diyor ki erkeklerin kafası hep karışık. Kafam karışık. Oğlum Doğu Perinçek misin sen filan diye bir böyle. Biz de o vaziyetteyiz şu anda. Konuyla ilgili böyle kafamız karışık. Devrim şunu bir anlat ne olur. Şimdi bu olay büyük bir olay. Şakasını yapacağımız bir olay değil. Yani böyle kurguymuş bilmem neymiş falan. Gayet de ciddiye almamız gereken bir olay ve belli ki Amerika'da Trump geliyor. Bugün ne olur? Geldiğinde ne olur? Arada ne olur? Bugün altın bir fırlamış, dövizde bir yükselme var. Bunlar dönemsel mi? Başımıza ne gelecek? Gene bir tweet atar mı? Türk ekonomisi perperişan olur mu? Tam tersi mi oldu? Bize bir anlat ne oldu? Evet Özlem, gerçekten ben de seninle aynı görüşteyim. Öyle kurgusal olaylar olmaz. Bunlar böyle zamanında rahmetli Özal'ın da 1988'deki suikastini bana hatırlattı biraz. Hani böyle kurşun sıyırdı, mikrofondan sekti falan. Hani hep böyle o zaman da bazı şeylere kurgu izlenimi verdi, söylenmişti ama aslında biraz daha soruşturulduğu zaman ortada bir kurgu falan olmadı, ortaya çıkıyor. Burada da bu tip şeyler kurgu olmaz. O yani 125 metreden o mermi öyle sekmesi falan öyle hesaplanabilecek şeyler değildir. Onun için yani burada bir gerçekten bir olgu var. Önemli de bir olgu var. Fakat burada bir ihmal olabilir. O ayrı bir konu. Ama bir sonuçlarına bakalım. Şimdi burada net olan bir şey var ki bu tabii ki Trump'a yaradı. Özellikle o Trump'ın olay sonrası yumruğunu havaya kaldırarak arkadaki Amerikan bayrağıyla olduğu o Pulitzer ödüllü fotoğrafçının çektiği o an yakaladığı fotoğraf Trump'a zaten şu an itibarıyla bu seçimi kazandırır. Ama ben hala şartların aynen böyle devam edeceğinden şüpheliyim. Hala ben Amerika'da bunun bir Biden-Trump yarışı olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ben Biden'ın bu yarışta devam edeceğini düşünmüyorum. Biden Ağustos ayında muhtemeldir ki Demokrat Kongre resmiyet kazanırken bu yarıştan çekilmek zorunda kalacak. Zaten bütün bu faktörler artık Biden'ın bu yarışı kazanamayacağı doğrultusunda gittiği için Trump'ın şu anda aşırı öne geçip artık bu seçim kesin Trump'ın kazandığı üzerine piyasalar fiyatlamaya başladı bile bugün. Ama ben o gerçeğin yine de çok kanıksanmış bir gerçek olması gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü biz piyasalarda her şeyi gördük. Birincisi bunun yine hafta sonu olan bir olay olması beni rahatsız ediyor. Özlem, uzun zamandır hiçbir önemli olay hafta içi olmuyor. Hep savaşlar, saldırılar hepsi hafta sonuna denk geliyor. Bu bir tesadüf değil. Hiçbir zaman bu tip şeyleri organize edenlerin piyasaların bozulmaması için, yani majör bir kontrol dışı bir hareket olmaması için her zaman bu işleri bir şekilde hafta sonlarına denk getirmesini tesadüf olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu da bir tesadüf olmadığına göre piyasalar minimum etkiyle atlatıyor bugün bu hareketlenmeyi. Burada en fazla etkiyi ne aldı? Kripto paralar, Bitcoin çıldırdı. Evet. Yukarı doğru sert bir kırılma oldu. Çünkü Trump kesin seçilirse zaten büyük bir Bitcoin dostu. Bitcoin'i resmiyet kazandıracak. Burada Bitcoin'e hatta dayalı bazı sistemleri de sistemin parçası haline getireceği için Bitcoin önemli. 200 günlük ortalamasının altındaydı. Bir süredir 58.500 dolara geçemiyordu. Dün bu suikast haberiyle anında geçti. Yani yaşamı devam etti. Herhangi bir sorun olmadığından andan itibaren. Bugün artık 63.000 dolarlardayız. 62.700 dolarlardaki an itibariyle bayağı yani o %6, %7-8 yukarılarda seyrediyoruz. Ciddi anlamda bir sert yükseliş. Hatta sadece Bitcoin değil diğer altcoin'leri de etkileyen bir hareket oldu. Direkt Trump'ın etkisi. Dolayısıyla Bitcoin'in önümüzdeki günlerde Trump seçilecekse bu senaryo devam edecekse yani demokratlar bu işe bir önlem almıyorsa ki demokratların önlemleri arasında Kamala Harris ismi gündeme çıkarsa birazcık daha çok zikredilirse Bu da tam tersine piyasalara çok negatif. Çünkü Kamala Harris %90 vergileri falan konuşan bir aday. Dolayısıyla Kamala Harris'in eğer Trump karşısında bir şansı olduğu iddiası veya anketlerde birazcık bir ihtimaller doğarsa bu gördüğümüz dalgalanma, altın ve gümüşteki yukarı hareketlenmeler, özellikle altındaki ve asıl kripto paralardaki bu yükselişler ve piyasa dostu bir beklenti yerini birden piyasadan tam tersine vergi sever, işte bütün şeylere, sermaye ürünlerine vergiler gelecek, aman kaçalım diyen bir şeye dönebilir. Ama şu an itibariyle bugünün mevzu değil, an itibariyle piyasalar bunu, bu coşkuyu Trump gelirse düzelir. Ama senin sorduğun tabii çok güzel, birçok soruyu bir arada barındırdın, sordun. Mesela Türkiye veya Trump'ın bu geçmiş dengesiz davranışları ne kadar bugün şu anda bu piyasada gündemde değil. Ama aslında biliyorsun tamam bugün Trump gelirse daha iyi olacakmış gibi bir havaya girdi ama aslında bütün bu faktörler Trump gelirse doları güçsüzleştireceği kavramı üzerine kurulu. Yani doların güçsüzleşmesi demek Bitcoin'in yükselmesi demek. Güçsüzleşmesi demek mesela biz Türk lirasının devalüasyonunu veya bir paranın biriminin devalüasyonunu konuşurken hep doların yükselmesini konuşuyoruz. Doların devalüasyonunu konuştuğumuz zaman da altının, Bitcoin'in yükselişini tabii ki tartışacağız. Ve çok ilginçtir, ben de hafta sonu yayınımda ele aldığım Trump'ın eski danışmanlarından bir hanımefendinin yazdığı bir kitap var. O kitapta tekrar doları devalü etmeye mecburuz. Uluslararası arenada doların devalüasyonu da ancak altının değerlenmesiyle mümkün olur şeklinde bir ciddi anlamda güzel bir kitabı var. O açıdan bu da tekrar, yani Trump'ın adaylığı ihtimali arttıkça veya kazanma ihtimali arttıkça hem Bitcoin'in hem altının, hatta daha sonra gümüşün de geriden gelerek daha da kuvvetlenerek kuvvetlenmeye devam edeceği bir senaryoyu bugün itibariyle görmeye başladık. Görmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki bu Türkiye'nin orta vadeli programını falan etkileyecek bir şeyler olacak mı? Yani TL daha da değer kaybeder mi? Tam tersine kazanır mı? Ya da Trump'ın adaylığının, daha doğrusu başkanlığının satın alınmasıyla Mehmet Şimşek para piyasalarından daha fazla para bulmaya başlayabilir mi? Yani böyle etkileri olur mu? Mesela bugün Financial Times'ta bence çok acayip bir şey vardı. Kamu çalışanlarının maaşları dondurulabilir diye bir şey yazmış Financial Times. Ben dehşete düştüm. Bu nasıl bir cesaret? Nasıl yazmışlar bunu? Ama yazmışlar yani. Financial Times'ın manşetindeydi. Şöyle bir şey yazmışlar. Yani gördüğüm kadarıyla orta vadeli programdaki enflasyon hedeflerini tutturabilmek için kamu çalışanlarıyla ilgili bir irade ortaya konabilir. Ne demek bu devrim ya? Yani ya, zam ne demek istemişler? Yani zam mı yapmak istiyorlar devlet memurları? Hiçbir şey yapmayın, kıpırdatmayın. Ya şimdi tabii burada Milei'nin Arjantin'de yaptığını hani orada kamu masraflarını düşürmek anlamında, ama ya burada bir büyük bir edepsizlik, densizlik var. Ya ben kamu konusu ayrı ya. Kamunun masraflarının azaltılması dendiği zaman nedense hep maaşlar üzerinden konuşuluyor. Yani ücretli kesime yüklenmek tamamen bu kesimin, ya şu andaki kadronun önüne sürekli gelen ve yurt dışından da böyle destek alan ve direkt sürekli olarak yönlendirildiğimiz bu carry trade'in arkasındaki bütün bu düzen ısrarla ücretli kesime yüklenirsek bu olur. Özlem bak, her yayında eleştirdim. Eleştirmeye de devam ediyorum. Eleştirdiğim için de çok ciddi eleştiri alıyorum. Bu program şu anda Türkiye'nin uyguladığı, hala ücretli kesime yüklenerek enflasyonu düşürülebileceği inanılan program işe yaramaz. Ücretli kesim bu kadar dar gelirli hale gelmişken enflasyonun sebebi olamaz, değildir, olmayacaktır da. Bugün asgari ücreti 17 binden 50 bin liraya çıkarırsanız ancak ve ancak gerçekten ücretli kesimin enflasyon üzerinde etki yapmaya başlayacağını düşünebiliriz. Veya emekli maaşları 10 bin liradan 40 bin liraya çıkarırsanız minimumu, o zaman tartışabiliriz. Ama 10 bin liralık emekli maaşı 20 bin lira olsa dahi bunun enflasyon üzerindeki etkisi çok sınırlı olacaktır. Zaten büyük bir geçim derdi içerisindeki bir kesimi konuşuyoruz. Geriden gelen enflasyonun etkisini dahi angaje ederken böyle edepsizce yorumları gündeme alabiliyorlar. Onun için bu program yani bu şekilde, bu formatta, bu yapılan konuşmalarla bence gitgide çıkmaza doğru gidiyor. Halktan gitgide kopuyor. Burada toplumdan kopan programların nereye doğru varacağını geçmiş Türkiye çok yaşadı bunu. 2000 yılında bu kadar vehamet bir durum yoktu. Ama o 2000 Kasım'ındaki bankacılık krizi, daha sonra 2001 Şubat'ındaki devalüasyonun nasıl yaşandığını ben bizzat piyasalarda o zaman da trade eden bulunan birisi olarak biliyorum. Ona doğru hızla ilerliyoruz ama çok daha vahim bir tarzda ilerliyoruz. çok daha geniş kesimleri çok daha yoksul şekilde yakalanacağı bir krize doğru maalesef sürükleniyoruz. Onun için sen tabii sorunun başına dönersek Trump'ın gelişiyle bunların bir korelasyonu olur mu? Şimdi tabii bu bambaşka bir senaryo. O yüzden mesela bunu herkesin dikkatinden kaçan bir şey. Aksaklık oldu ama hattayım değil mi? Duyuyorsun. Evet duyuyoruz evet canım. Aha, duyuyoruz. Özlem. Evet duyuyoruz. İnterneti gitti herhalde. Çıkıp tekrar duyuyor musun? Duyuyorum. Heh, tamam şimdi geldi. Evet duyuyorum. Tamam şimdi çok önemli bir aslında benim çok dikkat çekmiş olduğum 2020 Kasım'ında dikkat çektiğim bir konu vardı. Fakat o gözlerden kaçtı bir daha da hiç gündeme gelmedi. Özlem 2020 Kasım ayında Berat Albayrak'ın o ünlü istifa şeyi vardı ya at izi it izine karıştı filan hatırlar mısın? Evet. Onun tarihi o hafta sonu neye denk geldiğini hatırlar mısın? Hayır hatırlamıyorum onu. Trump'ın resmen seçimi kaybettiği hafta sonudur o. Kaybettiğinin ilan edildiği. O hatırlarsan Trump-Biden yarışında bir böyle sürünceme oldu. Trump dedi ki ben kaybetmedim bu yarışı. Şudur budur. Gitti geldi. En sonunda bir hafta sonu Kasım ayında dendi ki evet Trump bu seçimi Yüksek Seçim Kurulu Amerika'nın resmen Biden bu seçimin galibidir diye açıkladı. O cumartesi sabahı o hafta sonu Berat Albayrak istifa etti. Şimdi ben bunun da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ondan sonra dikkat edersen Ekonomi Bakanı Naci Ağbal o kadro yani Lütfi Elvan Naci Ağbal kadrosu bir süre biliyorsun ekonomiyi idare ettiler. Ve bir süre Sayın Cumhurbaşkanımız o sırada telefon bekledi Biden'dan. Bir hani yeni yönetim geldi. Yeni yönetimle yeni ilişkiler. Çünkü o ana kadar bu ilişkileri damatlar üzerinden Trump'la aslında gayet iyi idare edilen bir ilişki şeyi vardı hatırlarsan. 2020'ye kadar son döneminde özellikle papaz krizi sonrası 2020 Kasım'ına kadar ta ki Trump seçimi kaybedene kadar. Daha sonra Biden geldikten sonra farkındaysan 4 senedir gerçek bir görüşme olmadı. Öyle 10 dakikalık 15 dakikalık NATO zirvelerindeki görüşmeler dışında hiçbir gerçek ikili iyi yakın bir ilişki kurulmadı Amerika'da. O açıdan aslında Biden'ın gidişi yani giderse ve resmen ya Biden gidecek her şekilde de Trump gelirse tekrar bir şekilde yine eski kadroların tekrar gündeme gelebileceği bir tartışmayı önümüzde bulabiliriz Türkiye'de. O açıdan buna farklı bir gözle bakmakta fayda görüyorum.